Kentsel dönüşüm yasalaşmak üzere. Yapı stoklarındaki kalitesizliği gidermesi için hazırlanan yasa en çok İstanbulluları ilgilendiriyor. Zira maliyetini İstanbul için 100 milyar dolar, Türkiye geneli içinse 400 milyar doları bulması bekleniyor. Mühendislikten yoksun binalar, çürük malzeme ve zamanın getirdiği yorgunluk. İşte bu üç unsur İstanbul'un mevcut yapı stoğunda en önemli risk maddeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısının önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenirken, gecekondu ve kaçak yapılaşma sorunlarıyla boğuşan İstanbul'da belediyeler de kentsel dönüşüme ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. İşte ilçe ilçe İstanbul'un kentsel dönüşüm raporu. Pendik. Dönüştürülmesi gereken 140 bin konutun bulunduğu ilçede Tersane Kavşağı, Taşlıbayır Bölgesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesi kentsel dönüşümün en yoğun yaşanacağı alanlar. Maltepe. Kentsel dönüşüm kapsamında ilçe sınırları içinde 170 gecekondunun tespiti yapılırken Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu Mahalleleri 1/5000 E5 Kuzeyi Nazım İmar Planı'nda kentsel yenileme lejantına alınarak dönüşüm bölgesi olarak tanımlandı. Ataşehir'de kentsel dönüşümün hangi mahallelerden başlayacağı henüz belli değil. 1/5000'lik planlar beklendiği için bir planlama yapılamıyor. Ancak öncelikli mahallelerin örnek Esatpaşa, Mustafa Kemal ve Yeni Çamlıca olduğu belirtiliyor. Kartal, Yakacık Yeni Mahalle, Yunus Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Soğanlık Mahallesi, Kordonboyu Mahallesi ve Orhantepe Mahallesi'nde örnek projeler geliştirildi. Deprem dönüşüm amaçlı yapılan 6 proje çalışması yaklaşık 4000 konutu kapsıyor. Kadıköy ilçede 24.500 bina yenilenmeyi bekliyor. Bu yapılar daha çok Fikirtepe, Merdivenköy, Eğitim ve Dumlupınar mahallelerinde bulunuyor. Esenler. Belediye Oruç Reis, Çifte Havuzlar, Turgut Reis mahallelerinde kentsel yenileme çalışması başlattı. Bakırköy. İlçedeki binaların yaklaşık 2000'i yüksek riskli. Belediye yenileme için fazladan kat izni vererek eski binaların dönüşümünü sağlıyor. Bahçeli Evler. İlçede kentsel dönüşüm için belirlenmiş bir alan bulunmuyor. Mevcut yapı stoklarının eski olması da dönüşüm için ilçeyi cazip hale getiriyor. Avcılar. İlçede iki etapta yaklaşık 550 hektarlık bir alan kentsel yenileme alanı olarak belirlenecek. Bağcılar, 22 kilometre kare alandan oluşan ve özellikle son 50-60 yılda yaşanan göçlerle kurulan Bağcıların tamamının kentsel dönüşüme ihtiyacı bulunuyor. Beşiktaş, ilçede Ortaköy-Dereboyu Caddesi ve Beşiktaş Çarşı'daki Ihlamurdere Caddesi ve yakın çevreleri zemin açısından riskli olduğu için kentsel yenilemeye ihtiyaç duyuyor.